Kardeşler, bir şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Yeryüzünde insanın artıları ve eksileri ilk insandan beri hiç değişmiş değildir. İlk insandan beri hep yemek yeriz, hep su içeriz, hep tuvalet ihtiyacı görürüz. Bir şey değişmedi. Eskiden büyük kazanlarda yiyorduk, çömleklerde yiyorduk. Şimdi ambalajlanmış alüminyumlu kağıtların içinden yiyoruz. Bir şey değişmedi ama yemek devam ediyor. Kötülükler de değişmedi. Faiz insanlık kadar eskidir. Zina insanlık kadar eskidir. Kumar insanlık kadar eskidir. Cinayet ilk insan kadar eskidir. Bir şey değişmedi. Neden değişmedi? Çünkü aslında insanlar aynı profesyonel bir odaktan alıyorlar bu şerri. İyiliği de insan anasından babasından öğreniyor. Nasıl kaşık tutmayı öğreniyor, yürümeyi öğreniyor. Şerrin aslı olan şeytan da asra göre, çağa göre ambalaj değiştiriyor. Ama bu değiştirdiği ambalajlar ihtiva bakımından aynı şeyler. İnsanı cinayete sürüklemek, alkolü sürüklemek, kumara sürüklemek, faize sürüklemek, aile içinde huzursuzluk çıkarmak, şeytanın yaptığı başka bir şey yoktur. Çocuğu babasına kışkırtır, babasını çocuğuna kışkırtır, eşleri birbirine kışkırtır. İlk insandan beri bunu yapıyor. Lut aleyhisselamı da karısıyla böyle sıkıştırdı. İbrahim aleyhisselamın hanımlarını birbirine düşürerek bu taktiği kullandı. Yani şimdiki kadınlar kuma istemiyorlar da, bundan 4000 sene önce İbrahim aleyhisselamın Sarası niye kuma sıkıntısı çekti? Odak aynı odak aslında. Bunun için Rabbimiz bize şeytana beddua edin. Ha, sakın ha şeytana bedduadan geri kalmayın diye bir ibadet emretmedi. Ama bu düşmanın tuzaklarına düşmeyin dedi. Önemli olan şeytanın ortamını yakalamak, onu havasız bırakmaktır. Bu sebeple kardeşler, şeytan Allah'a ilk itirazında dedi ki, "Kâle Rabbi bimâ eğveyteni le'uzeyyinenne lehum fil ardı. Le'uzeyyinenne lehum." En büyük silahını şeytan bu şekilde dillendirdi. Dedi ki, "Rabbim sen ki beni attın, beni kötü yaptın. Le'uzeyyinenne lehum fil ardı. Ben de yeryüzünde kaldığım sürece kötülüğü onlara şirin göstereceğim," dedi. Yani en kötü, en vahşi şeyi bile ambalajıyla önlerine koyacağım demek istedi. Yani buradan anlıyoruz ki biz, şeytanın en büyük silahı ambalajcı olmasıdır. İyi ambalaj yapar. İçine bir hayvan pisliği koyduğu kutuyu bile mis gibi bir hediye haline getirir. Üstündeki ambalaj güzel çünkü. Açtın mı içinden pislik çıkar. Cinayet çıkar. Faiz çıkar. Kumar çıkar. Zina çıkar. Bu nedenle şeytanla savaş için oturup 40 bin Yasin okuma diye bir ibadet yoktur. Kur'an'ımız bu düşmanınıza karşı her gün 100 defa ayetel kürsi okuyun demiyor. Ne diyor? Zinaya yaklaşmayın diyor. Peki zinaya yaklaşmak, yani uzaktan zina serbest mi demek oluyor? O ortama yaklaşmayın diyor. Şimdi biz şeytanı gidip Mina'da taşlayacak yerde, ben size şeytanın nerede durduğunu söyleyeyim. Şu billboard denen levhalarda bir kazak reklamı için çırılçıplak kadının üzerine reklam için bir kazak giydiriliyor da, kazaktan çok kadının fuhuş işareti olan organları teşhir ediliyor ya, Mina yerine orayı taşlayabilirsin. Yasal bir sıkıntı yoksa tabii. Çünkü fuhuş orada kazak reklamı yaparken veya filanca nesnenin reklamını yaparken fuhuş orada teşhir ettirdiğinde kendini, binlerce yıllık deneyimiyle şeytan becerip kendini kanunların koruması altına da alıyor. Hak hürriyet, ticaret hürriyeti diyor. Buna ben bir şey diyemem. Elbette şeriatla yönetilmeyen bir devlette
İsteyen istediği reklamı yapar. Ama zekat vererek yüzlerce öğrenciye burs verdim, dolayısıyla cennetlikim zanneden bir trikocu, tekstilci Allah'tan utanmaz mı? O zekat verdiğin öğrencilerin ahlakını bozacak reklamları niye sen billboardlara asıyorsun? Şeytanı biz Mina'da niye arıyoruz ki? Tekstilcilerin kucağında şeytan. Reklamlarda şeytanı biz Mina'da ararken o başımızın üstünde uçurtma uçuruyor. Şeytanı ancak oluşturduğu ortamlarda yakalayabiliriz.